Arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim, şükürler olsun. Kalktım, annemden önce kalktım bugün. O yüzden kahvaltıyı ben hazırlıyorum. Çayı demledim, patates kızarttım. Ama şöyle patates kızarttım. Şu şekilde küp küp doğradım patatesleri. Kızarttım arkadaşlar. Şimdi tavaya alacağım bunları. Üzerine yumurta kıracağım. Bilirsiniz patatesli yumurtayı. Ben çok severim. Bugün böyle biraz değişiklik olsun dedim. Patatesli yumurta yapalım. Kahvaltılıklarını çıkaracağım birazdan. Masamı hazırlayacağım. Birlikte hazırlayalım istedim. Anneciğim uyurken hazır kahvaltıya kalksın. Çarşıya indik. Duramıyorum yerimde. Hava yumuşak, güzel. Dedim biraz çarşı gezelim. Anneciğimle. Tünel de burada. Sıkı sıkı giydirdik. Oradan da abim dükkana geçeceğim. Saçlarımı boyatacağım bugün. Siyah. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler yaparız. Görüşürüz. Daha 101'e girdik, bakalım neler var. Aa, tepsi güzelmiş ha. Kurşun. Bence. Bunlar da şey de var zaten. Şu beyaz güzelmiş. Şundan da anne. Bardaklar. Saklama kabı. Şundan tuz şeylerinden aldım ben de. Tutacaklarına şöyle şöyle olan var ya. Kurumuşsun mu? Makas gibi olandan aldım ben. Tutmalılarda. Şişeler güzelmiş küçük. Şu ne var? Deniz terlikleri gelmiş şimdi. Şu kadar aslında şunlar da güzel değil mi? Denize aa, şu da güzel aslında. Bak büyüğü yok mu? Burada hanım üniversite teklermiş ki. Almış şartış. Ne kadar güzelmiş, evet. Bu kadar. Bunların içine kum da girmeye arkadaş. Şunlar bir şey değil mi? Bunlar var yok bunların. Küçük. Hı? Alırız anne ya bizim onu. Onu taşıyor. Anne de abi. Şey malzeme. Anne. Efendim. De abi.
Ha, Amerikan servis. Öyle. Kırmızı ama. Amerikan servis. Nerede? Nereye geliyorum ben? Nerede? Arkadaşlar şimdi çarşıya çıktık. Çınar'a pijama takımı bakıyoruz. Burası anne. Benim kuzenimin eski çalıştığı yer. Patronu. Hacer evet, ablam zaten izler kesin görür. Anneciğim. İsim olarak ne geçiyordu dükkanımız? Pina Bebe. Pina Bebe. Eskişehirli olanlara duyurur. Gerçekten kaliteli ürünleri var. Daha önceden de sürekli buradan alışveriş yaptık. Mesela şöyle bir takım baktık. Ne kadar mesela bunun fiyatı? 50 lira mesela böyle bir takımın fiyatı. Hem de kışlık içi kalın bayağı. Yani kesinlikle Eskişehir'de takipçilerim varsa beklerim buraya. Ürünleri çok kaliteli. İndirimler yapıyorlar. Instagram adresinizi söyleyin. Çekilişler Pina yapıyorlar. Pina Çocuk 26. Pina Çocuk 26 diye Instagram'dan girerseniz arkadaşlar çekilişleri oluyormuş. Takım olarak hediye veriyorsunuz evet, değil mi? Öyle çekilişler oluyormuş. Burası ikinci şubeleri sanırım değil mi? Evet. Burası böyle ikinci şubeleri. Hamam yolunun girişinde var. Bir de Atarcıklı'nın girişi oluyor arkadaşlar burası. A101'in. A101 marketin hemen karşısı gibi bir şey. Değil mi? Evet. Arkadaşlar gezdik. Şimdi karnımız acıktı. Donuts yemeğe geldik. Eskişehir'in donutsını ben çok seviyorum. Bazı yerlerde de donuts diye geçiyor. Bazı yerlerde de katık diye geçiyor. Seviyorum ben. Yemeğini söyledik. Karnımız doyuracağız. Saçlarımı boyatıyorum kızlar. Tabii ki de siyah. Artık dükkanı kapatıyoruz. Bakalım çıkıyoruz. Gerçekten soğuk yani. Şu an soğudu hava. Elemanlar falan gitti. Simsiyah boyatmam saçımı. Siyah seviyorum arkadaşlar ben ya. Bazıları yazıyor işte siyah boyatma. Farklı bir şey yaptır diyorlar ama ben siyah seviyorum. Bana siyah yakışıyor değil mi abi?
Değil mi abi? Aynen öyle çalışacağım. Aynı olarak ne kullanıyorsun benim kameramı? Çok yoruldum bugün. Çok yoğundu bugün. Evet, çok yoğundu bugün gerçekten. Herkese iyi akşamlar. Ben bile çalıştım yani, düşünün. Maşa yaptım ben de. Çalıştım. Yoğundu bugün. Her zaman böyle olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, annem bağırıyor. Dükkanın yeri arkadaşlar, Çarşı Karakolu'nun arka caddesinde, hemen bu katlı otopark var ya, otoparkın hemen karşısındayız. Gerçi benim takip eden takipçilerimden gelenler olmuş abime. Hadi. Arkadaşlar biz eve geldik. Şimdi çarşıdan neler aldım sizlere onu göstereceğim. Şöyle bir oturayım. Vallahi yoruldum. Gerçekten yoruldum bugün. Hem dükkan çok yoğundu, müşteri yoğunluğu vardı. Dükkan çok yoğundu. İşte hem de bayağı bir işte biraz dolandık. Çınar dayısının dükkanı durdu. Orası sıcak olduğu için onu çok fazla gezdirmiyorum. Hem de dükkanı durmayı çok seviyor arkadaşlar. O orada durdu. Biz annemle işte alacaklarımız falan aldık. İhtiyaçlar vardı biraz. Şimdi onları göstereceğim size. Neler aldım? Göstereyim. Nelerden başlasam acaba bilmiyorum. Şu işte kot pantolonum şuraları yırtık. İçime de pembe kreçraf giydim. Yani böyle durmuyor çok açık normalde de, oturduğum için bu şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar, diğer poşet nerede? Bir tane daha böyle poşet olması gerekiyordu ama. Vallahi arkadaşlar çok fena bir şekilde şu an moralim bozuldu. Çünkü kocaman bir poşeti en son girdiğimiz mağazada unuttuk. Abimle dükkanı kapattıktan sonra işte şu tabloları almaya girmiştik. Orada da bayağı elimizde poşetler vardı. Abime verdim bunu tut diye. Sağ olsun abim de kasada unutmuş. Şu an çok canım sıkıldı. Sabah bakalım, erkenden arayacağım. Söyleyeceğim. Ayırsınlar da abim alsın onu. Başka yerden yapmış olduğumuz alışveriş poşeti de o. Bütün neredeyse alışverişlerin çoğu onun içindeydi. Yani kazak falan almıştım kendime. Sivit almıştım. Ondan sonra yine hediye vardı içinde. Hepsi o poşetin içinde kaldı. Çok aşırı derece şu an canım sıkıldı ve korkuyorum yani. İnşallah başına bir şey gelmez. Her neyse, şu an elimdeki olanları göstereceğim. Dedim ya zaten dükkanda da abim bu tablolarını çok beğendim diye. Bana da alacak diye. 3 tane aldım böyle kendime. Bir tanesini bu şekilde aldım arkadaşlar. Böyle. Bunları koridora asmayı düşünüyorum. Bir tanesini bu şekilde aldım. Bunlar çok moda, biliyorsunuz zaten artık. Bir tanesini şöyle aldım arkadaşlar. Bunu bu şekilde asacağım. Yana da dik olanları asarım. Şöyle güzel duracak yani diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Şık duruyor. Sizce nasıl? Ben çok beğendim. Hafif de yani. Düşme tehlikesi falan da yok. Bu şekilde. Abicim bunları aldı bana. Söz verdiği gibi. Sonra çok canım sıkıldı ya. Çok moralim bozuldu ya. Öyle böyle değil ya. Hakikaten çok canım sıkıldı. Şimdi burada arkadaşlar. Vallahi burada hediyeler var arkadaşlar. Şöyle Berna'nın oğluna, yani benim kuzenim var ya, Gökhan, biliyorsunuz. Onun oğlunun doğum günü var pazar günü. Onun oğluna şöyle güzel kalın bir kazak aldım. Şu şekilde üstüne. Altına da şöyle güzel kalın bir eşofman aldım. Alt takım almak istemedim arkadaşlar. Ayrı ayrı aldım bu şekilde. Alt eşofman aldım. Şuları falan böyle derili. Güzel. Sonra bir de küçük kızı var. Onu da eksik etmedim. Kızına da aldım arkadaşlar. Kızına da şöyle altına yine kalın kışlık bir tayt aldım. Kenarları şöyle pembe, şeker pembesi şeritli. Onun üzerine de şu şekilde yine ortası şeker pembesi böyle bir kazak aldım üzerine de. İkisini de gönlü olsun diye ikisine de takım aldım. Sonra annem de böyle kızına şöyle bir kazak aldı. Kalın tüylülerden. Bu şekilde kazak aldı. Arkası şeker pembesi. Sonra başka şunlar da var.
Bunda Çınar. Çınar arkadaşlar okulda giymesi için evde giymeye pantofları var biliyorsunuz. Okulda giymesi için şöyle pantofları yoktu. O yüzden Çınar'a şöyle pantof aldım. Bir çift. Sonra şunu açamıyorum arkadaşlar. Bu hediye işte bunun aynısından diğer poşette de var. Çünkü iki tane aldım. Bunun içinde çok güzel beyaz saat var arkadaşlar. Ama nasıl desem size şu metal saatler var ya ayaklı, zilli, böyle tutmalı. Masa saati olarak koyuyorsunuz ama bayağı büyük, güzel bir şey. İki tane aldım. O kadar çok hoşuma gitti ki iki tane aldım. Birini kuzenim Tuğçe'ye aldım arkadaşlar. Evinde kullanması için. Evi, yani evine gideceğim çünkü sonuçta eli boş gidilmez. Evinde kullanması için. Bir de diğerini de diğer kuzenime aldım. Çünkü Rehen ablamın da çocuğu oldu. Çocuğunu görmeye gidememiştim. Hiçbir türlü denk gelmedik. O da Almanya'da yaşıyor. Çünkü o da şu an burada. Görüşeceğiz inşallah. Yarın da onlara gidiyoruz yani. Rehen ablamlara. Ben de çocuğuma değil de yani. Çünkü çocuğumun kilosunu falan bilmiyorum. Boyunu falan bilmiyorum. Yaşına göre almak istemiyorum arkadaşlar. Bayağı toplu çünkü. Olur olmaz diye kararsız kaldığım için. Ben de çocuğuma değil evine almak istedim. O yüzden böyle bir tane saat kuzenime, bir tane saat diğer kuzenime hediye aldım. O unuttuğum poşetin içinde kendime aldığım sivitler falan vardı arkadaşlar. Onları gösterecektim size ama ne yazık ki göstermiyorum. Yarın abim onları aldıktan sonra akşama gösteririm artık. Sonra burada neler var? Bunları göstermek istiyorum. Şöyle annem kendine iki tane tabak aldı arkadaşlar. Şu şekilde. Daha doğrusu ben aldım. İki tane kare. Çok hoşuma gitti. Annem mavisini aldı. Niye sarıyorum ki? Bunu açsın anne. Ben de şu şekilde aldım. Ben de böyle siyah aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Değil mi? Ben çok beğendim. Şöyle. İki tane siyah aldım takım. Biraz sarılı dursun. Annemizlerini açarım. Sonra şuradan göstereceğim. Bir de şöyle. Böyle işte meze, salata kasesi bu tarz bir şey aldım. İki tane de böyle. Benimkilerin iki tanesi böyle arkadaşlar. Siyah kenarları. Orta şöyle simli. Güzel. Bence çok hoşuma gitti. Bir de böyle siyahla takım yaptım yani. Şöyle takım olsun diye. Beğendin mi? Valla. Şöyle takım olsun diye arkadaşlar. Bu şekilde aldım. Biz bayanlar tabağa çanağa doyar mıyız? Doymayız tabii ki. Yani o diğer poşette o kadar çok değerli şeyler vardı ki anlatamam size. Kendi üstüme yani aldığım sivitlerim vardı. Hediye olan saat vardı. Sonra yine başka bir hediye vardı içinde. Şu an çok aşırı derecede moralim bozuldu ya. Öyle böyle değil. Gerçekten çok canım sıkıldı. Abi nasıl unutuyorsun ya? Ben anlamıyorum ya seni. Abinin eline verdim ben. Diğer poşeti aldım. Sana da bunları al dedim. Abim de sağ olsun kasaya koymuş onları. Kasaya koymuş çıkmış. İnşallah başına bir şey gelmez arkadaşlar. İçinde bir sürü yani para harcadım gerçekten. Bir sürü hediye var onun içinde. Kocaman bir poşet böyle. Neredeyse hediyelerin hepsi onun içinde. Yani taşıdığıma mı yanayım? Giden parama mı yanayım? Kendime aldığım kazaklar orada. Öyle böyle diye şu an çok aşırı derecede moralim bozuldu. Abi nasıl unutuyorsun? Annem kullansın. Böyle. Annem de böyle bunları mavi aldı. Bunları bu şekilde aldı. Ben siyahlı aldım. Annem mavi lipsleri aldı. Oy yaş. Bir poşete sahip çıkamam abi. Şu tablolarımı da koyayım. Böyle. Sonra da poşet geçtim de. Vallahi böyle alınıyor alınıyor arkadaşlar. Bunlar nasıl gidecek çok merak ediyorum. Her Eskişehir'e geldiğimde bir bavul problemi oluyor bizde. Şu an böyle şu dolap birikmeye başladı. Böyle birikiyor yani. Bunları da kaldırayım. Kalmayacak yere. Şunları
Tufan. Burada eldivenleri var tufanın da. Tabakları bunun içine koyayım kaldı bir. Evet arkadaşlar, ben yine köşeme geçtim. Videomu editledim. Artık videomun sonuna geldim. Bitiş yapmaya karar verdim. Sizlerle vedalaşmaya karar verdim. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Benim için dolu dolu bir vlogtu. Her günüm dolu dolu. Sizlere de elimden geldiğince arkadaşlar neler yaptığımı, neler aldığımı paylaşmaya çalışıyorum vloglarda. Sığdırabildiğim kadar yani. Böyle, umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.